E, Antalya'da dün görmediniz evet. mi 3 tane oyuncunun arka e, atıyor. Ben bunu Ertuğrul Yener'e sorarım. Atıyor. Niye atıyor, neden atıyor? Şimdi Podolski kendini attırmak için her şeyi yaptı. Ya ya Podolski bu kadar amatör olma. Niye sen Antalya Spor'un hem kaptanısın sağda yalnız bırakıyorsun? Neden, niye? Bana bunu bir anlat Podolski. Orada ayağına vurmak sana yakışıyor mu? İkinci pozisyonda yine vurmaya çabalıyorsun. Yani bunları biz yutmayız. Çirkin şeyler sevgili Podolski. E bu kadar para verirsen, bu kadar şımartırsan... ...bir de üstüne takım kaptan. Ya takım kaptanı dediğin adam sahada durmak zorunda. O takımın kaptanı. Kaptan giderse takım batar. Batar. Şimdi gemi. Nasıl gidecek abi bu gemi? Bir kaptan olacak da. Bir yardımcıları var kabul ediyorum ama... ...sen çok dikkat edeceksin, özen göstereceksin... ...takımını kucaklayacaksın, sahipleneceksin... ...gerekli yerde hakemle konuşacaksın. E sahada sen olmadığın zaman bundan hiçbiri olmayacak sevgili Podolski. Ama sen gel... Kırmızı kart gör. Galatasaray'ın ekmeğine yağ, üzerine tereyağı, üzerine bal sür. Gel Zara'nın balını sür sen üstüne. Ondan sonra da Galatasaray kazandı. Nasıl oynadı Galatasaray? Allah'ını seversen. 11-11 olsa Galatasaray kazanma şansı var. Ama niye? Şöyle bir zorlanıyor. Galatasaray kanatlara topu götürmüyor. Evet. Şut atmıyor. Hep habire orta sahadaki oyuncular birbirlerine pas veriyorlar. Ya biriniz alın da adam eksiltin kaleye doğru direkt bir gidin bir kardeşim. Gören yok var mı? Gol nereden oldu? Şener geldi, sıfıra indi, ortayı kesti. Birisi rovaşata yaptı, ıskaladı. <laughs> Mustafa Muhammed topa voleyle gol attı. Var mı başka? İkinci evet. direkten dönen top var. Var. Eee yani de iyi bir günündeydi. Kaleci. Evet. Olacak Üstüne abi. Günümüün yok. Kalecinin işi bu ama. sevgili evet. mi Kalecin Kalecinin işine kurtarmak mı? Evet. evet. Gol yememek abi Kalecin işi bu. Hele de ilk pozisyon çok önemli bir kaleci için. Niye? O ilk pozisyonu, hele de biraz köşedeysek, 90'daysa, uçup almışsa kaleci motivasyon oluyor. Kaleci havaya giriyor. Kaleci o gün daha güzel şeyler yapmak için üstün bir performans sergiliyor. E bunlar önemli futbolda. Başlarken iyi başlamış oluyor. E, kaleci de gelen topları bir iki tanesini çok iyi çıkardı. Hı. Ondan sonra kalesinde devleşti. Normal. Beklediğimiz bir şey bu. Hı. Yani Galatasaray... Bana umut vermiyor ışık da vermiyor evet. Oynanan futbol beni mutlu etmiyor Keyiflendirmiyor ve gol geldi Ve gol geldi yeni Malatya karşısında Ankara gücü 2-1 yaptı skoru e, Kaçıncı dakika arkadaşlar Maçın bitmesine 2 dakika var Ankara gücü skora ortak olmaya çalışıyor Yeni Malatya karşısında Bu maç bittiği zaman Puan cetvelindeki tablosunu da bir görebilirsek Ankara gücü 38'de abiyle. kalıyor Sevgili Ümit e, 14. sıradaydı Eee yeni Malatyaspor'da eee 37 puanla 15. sıradaydı. Şimdi e, 3 puan alırsa 40 oluyor. Yani Ve yerler değişiyor. Çıkıyor. Yerler değişiyor. Evet. Yani e, Antalya Spor'un 42 anlamadım. var. Hafif burada görünüyor kendimi. zaten. İşte burada. Evet. Ankara Gücü 38'de kaldı. Düşme korkusundan tamamen kendini yukarı atamamış oldu. Yok, asla değil. Ama Atamaz. Malatya 40 puan. 42 limit koymuştuk biz. 5 e maç var. Yani İki 42, 43'ü bulan e, kurtaracak kurtarır dedik. diyorum. Kır, Çünkü kır, aşağıda 8 puan 3 maç, 4 maç kazanacak takım yok. Yok. e Şimdi Denizli Spor e, belki sayısal anlamda, rakamsal anlamda düşmedi ama e, kimi yenecek bundan sonraki oynadığı maçlarda hep soru işareti. Bir de hepsini kazanacak da o üsttekiler kazanamayacak. Bir de o var. Bir de onu İşin bekleyecek. Gerçeği. Şuradaki grup şöyle bana göre. Şu Ankara gücünün altında evet. bulunanların hepsi bence bu tehlikenin içinde sevgili... gücü dahil mi? Dahil. O da henüz tehlikeli. Yani hayır zaten e, Sayın e, Teknik Direktör neydi ismi? Hikmet Ankara Karaman. Gücü, Hikmet Karaman geldikten sonra çok büyük ivme so, kazandı. En dipteydi. En dipten nerelere geldi bu büyük bir başarı hikayesidir. Evet. Tebrik etmek lazım, Doğru. kutlamak lazım. Sevgili hocamızı bir maça bakıyor daha aslında. Nasıl? Bir maça bakıyor. Yani kaç maç var? 7 maç var, 6 maç var, 5 5. E 5 maçta iki, bir bir maç berabere kalır, Ankara Gücü bir maç yener. Evet. yener yani 4 evet. puan alır, bir rahatlıkla alır. alır. Peki Kasımpaşa maçı bugün kaybetmesi durumunda ateşi atıyor. Çünkü Başakşehir Alanya'dan puan alırsa. Şimdi Başakşehir'in Alanya'yla oynayacağı maç da kolay bir maç değil. Değil. Alanya Spor'un oynadığı futbol ortada. O da ilk beşli Avrupa'ya gitme telaşında. E, o heyecanı var, o isteği var, o arzusu var. E, affetmez yani Alanya Spor e, bırakmaz oyunu. Eskiden e, sonlarda gelince Spordu. takımlar e, maçları az da olsa bırakıyorlardı. Yani böyle çok böyle hızlı, şiddetli Değil. oynamıyorlardı. Ama şimdi yok öyle bir şey. Çünkü kazandığın zaman e, büyük paralar Burant geliyor. Bu bitti 2-1. Bitti. 3 puanı koydu cebe. Koydu. 40 puan oldu. 40 oldu. Avantajı yakaladı. Şimdi Malatyaspor'un 5 maçta bir tane galibiyeti onu yani havaya yeter. sokuyor. 43 yapar. Alır başını artık. götürür. E şimdi burada biraz evvelki evet. şeye gelirsek sevgili Güven oraya gelirsek daha güzel olur. Daha güzel konuşabiliriz diye düşünüyorum. Eee evet. ligdeki puan taşı koyarsan altlar daha önemli. Sonra üstlere geçelim. E şimdi Erzurum'un maçlarını bilmiyorum ama kolay olduğunu zannetmiyorum. Erzurum ne? kolay kazanmıyor. Bir de Erzurum elindeki iyi olan oyuncularıyla da bir birçoyla da ayrılmış. Evet. Geçen hafta. Atıf Şahsu gitti. E yani, Elkabir gitti. Bunun sonucunu bu maçta göreceğiz. Şurada Erzurum'un maçları. Şimdi Erzurum Spor kimle oynuyor? Anteple oynuyor, öyle mi? Evet. Şimdi Antep maçını bakacağız. Yani Antep maçı öyle kolay bir maç değil. değil. Nerede oynuyor? Deplasmanda. Deplasmanda oynuyor. Antep çok kolay gol atabilen, açık futbol oynayan sahasında da aynısını oynuyor, deplasmanda da aynıyor. Çok keyif veren bir futbol takımı. Ama her takımı. hafta hocası kırmızı kartla atılan. Yani orada bir sorun var. <laughs> ee, her şeye itiraz ediyor adam baba. O zaman çok kolay bir şey var. Hemen gideceksin. Devre arası hakemliğini giyineceksin. Sen o zaman hakem olacaksın. Allah aşkına bir dur. Yani 4. hakemin rozeti gibi. Ama burada burada duruyor. <laughs> yani o zaman burada ne var? Gaziantep Yönetim Kurulu çağıracak. Arkadaş senin derdin ne? Biz de izliyoruz. Ama bu de Sumidika'da da böyleydi. Antep'te böyle bir e, kabullenmeme durumu mu var veya bazılarında haklı mı? Ya haklı olduğu durumlar kimin yok Ümit Aktan? Evet, Sana soruyorum şu ligde <laughs> haklıyım Herkes demeyen haklı. kim var? Haksızım diyen bir kişi var mı? Allah'ını seversen. Şöyle bir düşün. Şöyle bir kafandan geçir. Yani yaklaşık 20 takım var değil mi hocam? 20 takımımız var. Hangisi haksızım der? Hepsi haklı abi, evet. Hepsi haklı kendi düşüncesinde, planlamasında, kendi baktığı var da onların da varı var. <laughs> Sadece futbol federasyonunun varı yok. İnan bana, bütün takımların varı var. Var. Ve en büyük varlar onda. Kim başkanlar, kim yönetim kurulları, evet. kim taraftar, hepsi varcı. Zaten yeni moda kulübe de artık hemen tabletten fonksiyonu seyrediliyor. Evet. Ama bu teknolojinin getirdiği güzel bir şey umutaktan. Yani Ama mesela biz bu şeyleri görmemiş, nasıl Buradan bakıyor yanlış karar diye saldırıyorsun sağa. Saldırmaya sahaya. başlıyor. Sadece o saldırmıyor ki. Herkes saldırıyor. Bizim Türkiye'de herkes haklı. Haklı olmayan yok. Hırsız da haklı. Adam öldüren de haklı. Yani futbolda of değil diyen de haklı. Nasrettin Haksız Hoca yok. gibi sen de haklısın. Sen de haklısın de yolunuza devam, <laughs> devam edelim. Bir dakikadan bunlarla zamanı geçirmeyelim. Herkes bizi izliyor. Fener biz Açık oynasana kafanda. Valla Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı öyle kolay bir maç değil. Oynayamıyorum. Şimdi Fenerbahçe, Emre Belezoğlu geldikten sonra 3 maç kazandı. Evet. Bir maç beraberlikte. Öyle mi? Evet. Şimdi bu maç o kadar zor ki. Niye zor? Niye? Abi Mütak'tan Kasımpaşa kötü bir takım değil. Değil. İyi mücadele ediyor. Geçen iki hafta evvel hangi takımı yendi? Beşiktaş'ı yendi. Evet. Geçen hafta kimle oynadıydı? O da çok iyi oynadı ama ya bir arabere kaldı şimdi hatırlayamıyorum. Kasımpaşa kötü oynamıyor. Başakşehir'e yenildi galiba. Evet, Başakşehir'e yenildi. 1-0 yenildi ama çok i̇yi da pozisyon çok evet. iyi oynadı. Pozisyon vermedi. Pozisyon buldu, pozisyon kaçırdı. Başakşehir kötü bir takım değil. Direnen bir takım, koşan bir takım, pozisyon bulan bir takım. E şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman şimdi ben İrfan'ı ...sağ çıktı oynatmak için mi aldı Fenerbahçe? Soruyorum. İrfan ne zaman sağ çıktı oynamış? Benim bildiğim İrfan yani Soso Ozan veya Mert Hakan'ın olduğu pozisyonlarda oynayan bir İrfan vardı sol ayağı daha güçlü kuvvetli evet. ama e, e, hocam sağ tarafta sağ açıkta Peki, kullanıyor sağda, biraz da sol ayağıyla gitsin diye e, yani vallahi e, ne, ne ne kadar kullandı